Merhaba, ben Murat Yılmaz. Aşağıdan başlıyoruz. Uğur geldi, siyah kemer. Triangle profesör. Rica etti kendisinden, tatile geldi ama şimdi bir 10-15 dakika bize Triangle gösterecek. Belki farklı bir şeyler de gösterebilir. Bakalım. Yeni bir tecrübe edineceğiz şimdi. Burak geliyor. Belki de Burak'ı bir uyuttururuz. Rating hesabı. Her şey Burak için. Ekmek parası, yapacak bir şey yok. Ne bari? Arkadaşımız o bizim. Açılışı Gucci ile yaptık. Bu da yeni üyemiz. Çete üyesi. Gucci. Bana. 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 Bugün arkadaşlar bir siyah kuşakla kırışacağım. Kendimi test etmek istiyorum. Varsa buradan diğer siyah kuşak hocalarıma da sesleniyorum. Siz bunu duymadınız. Kara kat yap. Kat yap burayı. Yapma hiç. Direkt challenge yapıyoruz, evet. Artık Burak kendini geliştirdi. Hatta bu ayın 11-12'si gibi ikna edersek MMA maçına sokacağız. Bak Mustafa, profesyonel maça Mustafa da daha yeni öğreniyor mesela. Değil mi Mustafa? Aynen. Ben de şunu şu anda öyle bir teklif geldi. Ben de yarım saat önce öğrendim maça gireceğimi. Evet. Valla teklif var. İstiyorsa hemen ayarlayalım. Umut Hoca şunu söylüyor. Eğer sen çıkarsan çoğu kişinin içinden geçersin diyor. Bana sürekli bunu söylüyor sağ olsun ama. Beginner. Başlangıç seviyesinde ama pro maç olacaktı. Bence yaparsın ya. Yani yeni başlangıç. Kendi seviyende biriyle götürürsün diye düşünüyorum. Olur yani. Deneyelim. Kendine işte bir isim vermeyelim. Bir siyah kemer hocayla da denedim. Avrupa'dan gelip. Evet. Kendin gaza geldin zaten. Seviyeni görünce. Yani onu da ince ayrıntılarda videolarda paylaşacağız. Elimizde videolar da var. Adamı armbara aldı ya. Siyah yani adam. Şeyden geldi. Bekin'den mi geldin bir de? Bekin'den geldim. Çalıştığımız, teknik gösterdiğimiz mi? Teknikten geldim. Çaktırım ha. Evet. Uğur hocam İstanbul'dan geldi. Vallahi hocam şu mat çok güzel insanlar görüyor. Seni de görmekten mutluluk duyuyoruz. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Namın önceden geldi. Triangle'da çok iyiymişsin. Bizim aynen de kanayan yaramız demeyeyim de ben kendi adamım. Bir ara saçma sapan bir video çektik burada. Triangle diye rezil olmuşuz. Umut hoca öptü. Evet, millet yazıyor yorumlara. Böyle Triangle o yanlış, millet bizi düzeltiyor. Tabii biz de daha demin dediğiniz gibi spontane kendimizi geliştiriyoruz. Şu ufacık cimde mümkün olunca öğrendiğimiz kadar Umut abi geldi de bayağı bir şey yaptık. Ondan uzak oluyoruz çoğu zaman. İnşallah gitmez de daha da iyiye gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz tekrar. Hadi bakalım. Bırakmamaya çalışacağız seni. Yok, burada bir ayağımız burada olacak ya. Hocam kendini tanıtsana zahmet. Ben tanıtayım. Ben Uğur Gürşad Ansoy. Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt'im. Yaklaşık 16-17 senedir dövüş sporlarının içindeyim. Kickboksla başladım. Ondan sonra MMA ve Jiu-Jitsu falan filan derken işte bugün buradayız. Sen 16-17 senedir kaç yıldır Jiu-Jitsu ile tanıştın peki? Valla 12 sene oldu. Oo. Demek ki 12 senede Black Belt iyi itman. 2018'de aldım siyah kuşağı aynen. Oo, bayağı olmuş senin ya. Öyle yeni dediğin yani. 18 yaşında ilk MMA maçını yaptık ya, belki de gün olarak kurtarmıyordu 18'i. Biz beraber aynen gittik, takım arkadaşıyız. Vallahi MMA ha maçına Azerbaycan'da. Aldın mı maçı? Biraz unmatched bir maçtı. Çünkü karşıma çok tecrübeli birini koydular. 30 küsur maçı vardı. Ama ben geri vites yapmadığım için ben çıkacağım dedim öyle. Yok işte şöyle yaparız, yok işte bileğin kırıldı deriz, bilmem ne istiyorsan çıkma falan. Yani o kadar çıkmış. Dagi ile senin aranda yani gidip geldi maç aslında böyle bir. Sonra sen istediğin için sana verdiler maçı. Dagi'yi vereceklerdi. Dagi girecek, Dagi grappling dövüştü orada. Dagi grappling dövüştü. Bana diyorlar ki çok iyi bir adam var, split yukarı çıkman lazım. Ben diyorum fark etmez, iyi tamam hadi çıkalım. Yukarı çıkıyorum, yukarı siklet demiş, aşağı in, aşağı iniyorum, yukarı çıktım. 3 kere kilo inip çıktım. Bize Azeri'yi takip edenler var, Tumofi. Değil mi? Tumofi değil mi? Dagi'ni dövüştün mü? Yok, senin dövüştün kim? Benim dövüştüm ya. Heydar mıydı adı? Öyle bir şeydi ya. Heydar. Herif Envan dövüşçüsü ya. Çok iyi yani. Hatta ben dövüştüm, 30 küsur maçı vardı benim ilk maçımda, öyle söyleyeyim. Ya o kadar kötü bir organizasyon değil. Ben şimdi ilk maçıma çıkacağım. 30 küsürlü maçlı bir adam da çıkıyor. Hiç şey olmaz. Çıkar mıydın? Valla açık söyleyeyim, şu anki halimde çıkmazdım. Ama tamamen mesleğim o olsa, dövüş, kafada o yönde olsa... Meslek olsa hiç çıkmazsın. Öyle mi? Tabii. Profesyonel olanlar, ilk yeni başlayanlar her zaman rakip seçer. Yani bu sokak kafasına geçme ya. Buysa dövüşürüm değil. Doğru. Bu sefer de kariyere giriyor. Kariyer için. Doğru. Yani profesyonel sen bir konuda başlıyorsun. Herhalde görüşmezdim ben. Dürüst olayım.
Yani evet biraz öyle oldu. Biraz yanlış yönlendirme bizim de var. Bizim zamanımızda da pek seçicilik diye bir şey yok yani. Bu rakip tamam hadi dövüşüyoruz, hadi gidelim dövüşelim. Aynen yani. Evet. Pek o zaman bu kadar YouTube falan vesaire şey değildi. Rakibi bulamıyorsun, kim olduğunu bilmiyorsun adamın, adını duyuyorsun, ülkesini duyuyorsun vesaire falan. Kötü organizasyondu ya. Bak buz yok, vazelin yok. Surata vazelin sürmüyorlar, yok. Eldiven yok. Eldiveni nasıl buldum biliyor musun? Son dakika işte böyle bir şeyin yorum vardı. Orada böyle bir eldiven buldum, taktım. Sonradan öğrendim o da sambo eldiveniymiş. Öyle maça çıktık. Çok tabii o zamanın zaman şartları kısıtlıdır bir de her şeyi de bulunamıyor. Ya o gözünü kaybetti o maçta. İki kere gözünden ameliyat oldu, 2-3 kere. Bir kere göz çukurum kırıldı işte maçta. O da büyük ihtimalle vazelin sürmedikleri için. Tabii ben ayrı bir darbe aldım. Senin aldığın darbe belalı bir organizasyonmuş. Doktor istiyoruz. Tamam mı? Bel altı vuruş aldım ben. Ama ne moral. Videosu var ya. Gördüm YouTube'da. Yani onlar darbe alan yeri gördüler. Bayağı moralmış. Yani evet. Balon gibi olmuş. Şey, adam bana diyor ki Black Belt Khan değil mi bizim antrenman yaptığımız? Khan şey diyor, abi diyor orijinal miydi, gerçek miydi diye. Görmüş. Onu merak edin soruyor. Organizasyona söylüyoruz. Diyoruz ki hani bir doktor gelsin. Kadın doktor var, neyine bakacak senin diyor. Mentali görüyorum. Ve ben şunu söylüyorlar bana. Deseydin. İşe geçer diyor adam. Azeri mentalitesi biraz İşe farklı işe abi. Diyor, işe geçer diyor, bir şey olmaz diyor. Çok kötü. Falan döndük buraya da Allah'tan yani sıkıntı yaşamadık. Başka çok büyük bir şey ama Uğur. Benim göz çukuru kırıldı, orbital taban çökmesi. Şimdi bu MMA'de herkes yapmayı çok seviyor ama işte bu işin sakatlığı da bayağı ciddi oluyor. Tabii. Kırıldığı zaman gözün etrafında sinirler var. Bu sinirler kırığın içine doluyor. Buradaki balbağda var ya hani kaç görüyorsun, iki mi görüyorsun, üç mü görüyorsun muhabbeti var ya. Evet. İşte o tamamen orbital taban çökmesiyle alakalı bir şey. Uğur diyorum bu kaç? Kapatıyor şimdi bir diyor, açıyor üç diyor. Hadi canım. Biliyorum o iki. Abi böyle yapıyorum diyor, teksin böyle yani, yapıyorum üçsün. Üçlü, dörtlü, beşli görüyorsun. Hadi. Tabii canım, bin şişe vodka kafası yaşıyorsun yani. Baş dönüyor mu? Baş dönüyor. Baş dönüyor canım. Dönmez olur mu? Koluna girip yürütüyorduk. Tek gözü kapattığında sıkıntı yaşamıyor. O maçta o adam mı yaptı hepsini sana? Vallahi maç şöyle, o biraz Tyson Steele dövüşüyordu. İlk rounddan bitirmeye çalışıyor. Ben maçı uzattım ama işte o şanssız tek bir darbe yani. Ben ona 3 kere triangle attım. Triangle'dan bir şekilde böyle kendini kurtardı falan. Bir de bizim maçı yapacağımızı öğrenmişler şimdi. Bizim background'umuz jiu-jitsu ya. Bunu biliyorlar. Normalde ringin içinde ne olur? Muşamba olur değil mi? Muşamba değil de abi ringin içi. Bildiğin su yatağı evet. Ve tırtıklı yani. Yere düştün, kalçanı hareket ettiremiyorsun. Yani jiu-jitsu yapabileceğin bir zemin yok. Kamyon brandası ya. Kaymaz yani. Bizim şeydeki gittiğimiz gibi. O çok iyi. Bildiğin su yatağı yani. Şey su basmışlar. Zıpladığın zaman böyle ekstra havaya zıplıyorsun yani. Evet. Biraz güreş zemini kullanmışlar. He. Esneklik bakımından ama zemin olarak, yüzey olarak da tırtıklı bir zemin. Tırtıklı, tutuyor. Kalçanı yani jiu-jitsu'da mesela işte UFC'de şurada burada organizasyonlarda görüyorsun böyle pürüzsüz bir zemin. Tamam mı? Çok kaliteli ama. Yani. Normalde öyle olması lazım. İstersen kafanın üstüne düş onda. Evet. Hiçbir sıkıntı yaşamazsın ama yüzeyin de biraz seni rahat bırakması lazım hareket edebilmek için. Bir de su yatağı olduğu için. Bu bile mesela uygun değil. Bu da tırtıklı. Ama yaparsın. Bu yani. Gene emin ya bunu, ondan bunun iyi. Bunun gibi olsa ondan iyi valla. Su yatağı gibi olduğu için şimdi içinde su var. Çok çabuk yoruluyorsun. Mesela yumuşak yani. Zemin seni çabuk yorar. Ayakta dövüşeceksen. Yumuşak zemin yani nasıl söyleyeyim sana? Hani kumda yürümek gibi bir şey var biliyor musun? Kumda ne kadar koşabilirsin, yürüyebilirsin. Yani. Belli bir saatten sonra seni yoracak. Bu da onun gibi yani. Zeminin çok yumuşak olmaması lazım. Seni çabuk bitirir çünkü. Ben de diyorum niye güreş salonunda böyle koştuğumuzda falan böyle falan. Yoruluyorsun değil çünkü mi? Çünkü şeyler de var orada yani. Denge kasların da devreye giriyor. Birçok şeyler devreye giriyor. Doğru yani, doğru. Zeminin çok yumuşak olması sadece düşmen için şey sağlıklı. Ama vuruş itmanı MMA için pek sağlıklı değil. Evet. Senin ama tatamiler şeydeki sizlerin tatamileri en güzeli o. Aynen. MMA için de çok iyi, şey de çok iyi. Yani, okey. Buraya kadar geldik. Peki. Asıl gireceğimiz nokta şu hocam. Triangle. Hadi bir triangle yapalım. Evet yapalım. Aslında önce bir sen nasıl triangle yapıyorsun bir göreyim. Olur. Ne yapıyorsun triangle yaparken? Birinci aşamada dizi atıyorum. Bunu evet, burada evet. Biraz kilitliyorum. Evet. Dışarı attım elini. Evet. Ondan sonra kalçam şunu koyarak kalçayı dışarı veriyorum. Hı hı. Ve kafayı çek. Ayağı buraya alıyorum. Bunu burada. Eğer gelmezse kafayı bastırıyorum. Güzel.
Güzel. Setup'ında böyle birkaç bir problem var. Sana önce onları anlatayım mesela. Gel. Seni size göstereyim. Tamam. Triangle yaparken önce yapman gereken şey kolu dışarıda bıraktın. Doğru. Triangle için bir kolun içeride, bir kolun dışarıda olması lazım. Ama benim sana önerim, triangle'ı tuttuğun zaman bir kolu içeri itiyorsun ya, diğer kolu dışarı çekiyorsun ya. Ben eğer nogi ise nogi, bir kolumu böyle tutuyorum, bir kolumu böyle tutuyorum. Yani bir baş parmağım yukarı bakıyor, bir baş parmağım aşağı bakıyor. Sebebi hocam? Sebebi ne biliyor musun? Çünkü bir tanesini itiyorum, bir tanesini çekiyorum. Daha rahat drive ediyorsun. Şimdi. Evet, falan hissettim bile onu. Şimdi bak, burada kolunu geri çekmeye çalış bu kolunu. Çekmek zor, gördün mü? Ama ikisini aynı tutsaydım mesela, şimdi bak. Burada rotator kaslarım, bisepsimi kullanıyorum. Burada benim bisepsim mi, senin sırtın mı? Bak, çek şimdi kolunu geri. Çok kolay çekeriz ama bak, bunda birini ters, birini düz tuttuğum zaman, çektiğim zaman çek. Zor, gördün mü? Çünkü ben burada sırt kaslarımı devreye soktum. Çok mikro ama yani aşırı önemli. O günkü videoda dedim ya sana, şimdi jiu-jitsu'ya tekniği anlatsam ben çok açık görecek. İşte jiu-jitsu'nun özelliği bu, mikro gidiyorsun. Küçük küçük anlatacaksın evet. Sana her şeyi. Tamam. Yavaş yavaş işliyorsun. Bak şimdi burada ne yaptım? Biri düz, biri aşağı bakıyor değil mi? Şimdi bilen adam eğer böyle tutarsan zaten buraya triangle yapacağımı uyanır. Orada rakibin ne bildiği, bilmediği falan, onları da tartıyorsun. Ona göre farklı bir setup yapıyorsun, strateji geliştiriyorsun. Bir sürü şey var. İttim, çektim. Sonra ayaklarımı açıp yukarı götürürken çok fazla böyle dağları, taşları toplayıp götürmüyorum. Tabii. Hemen kapalı yukarı doğru kaydırıyorum. Yukarı doğru kaydırırken kalçamla da yukarı ateş ediyorum. Bak şimdi. Gördün mü? Şu an zaten kalçamı indirdiğim an triangle'ın içinde dar. Evet. Direkt geçti hocam, biz tepiyemadık. Biz bunu beklemiyorduk. O yüzden ona triangle profesörü diyoruz. Şimdi triangle'ı atarken eğer her şeyi doğru yaparsan sonrasında adjustment yapmana gerek kalmıyor. Ama triangle'ı ilk yaparken hatalar yaparsan sonrasında çok düzeltmeye uğraşıyorsun. Olay o. Bak şimdi mesela. Sana daha demin hiç adjustment yapmama gerek kalmadan triangle yaptım. İttim, çektim. Burada aslında kaslarımı da kullanıyorum. Bak buradaki oblik kaslarımı sıkıştırıyorum. Bu taraftan da sırt kaslarımı aktive ediyorum. Triangle atarken kalçam yukarı gidiyor ama ufak böyle bir twist yapıyorum kalçamda. Bak şimdi oturmasının sebebi de o. Evet. Gördün mü? Evet. Sonra aşağı indiğim zaman zaten bak triangle'ın içindesin, hazır. Çok doğru. Hiç adjustment yapmama gerek yok ama. Yok, kolumu tutayım falan giymedi ona ya. Şimdi onu şöyle düşün bak. Bu bilmediğinden soruyorum mikro orada, dediğimiz jiu-jitsu. Benim size gösterdiğim her zaman grappling tarzı, MMA tarzı. Jiu-jitsu gösteriyorum diyeyim ben size. Yani grappling'e daha yönelik. Evet. Ama Uğur'un sana gösterdiği basic ama mikro jiu-jitsu diyelim ona yani. Çok ince detaylar da veriyor. Oblik kaslarına falan indi şu anda yani. O kadar detayı ben daha ince, daha aşağıya inerim yani. Hücreye kadar inerim yani sana. Brezilya jiu-jitsu'da daha çok detay indiği zaman daha perfect. Şimdi benim ona gösterdiğim de normalde gel. Bizim oynadığımız normal benim gösterdiğim standarttan başlıyorum ben. El bağlı. Defansa giriyorum, içeri girip buradan giriyorum ben. Şimdi o ona takılı kaldı. Normalde sürekli biz bunu yapıyoruz. Aha. Ama benim buradaki oynama sebebi... İkisi de oturuyor. İkisi de oturuyor ama seninki daha direkt çak diye atıyorsun şeyi. Hani bu doğru yanlış olduğundan söylemiyorum. Sadece hani oradaki dezavantaj açık ne, ondaki ne? Kolu çekebilir miyim mesela o alanda? Çekemedin değil mi büyük ihtimalle? Çekemedin aynen. Zor. Ama eğer terliyse çekebilirsin. O zaman da farklı setuplar var. Şimdi zaten başka bir tane setup gösteririm. Transition'lara geçiyorsun işte. Tamam. Farklı oyunlara dönüyorsun bu sefer. Hani burada dediğim gibi şimdi bir hocanın tutuşu bu, profesörün benimki bu, benimki bu. Hı-hı. Ben bunu tercih ediyorum. Çünkü bu tam blok çekerek yani. Oynamıyor. Ben blokla oynuyorum. Çıktım. Evet, sen kapatıyorsun. Mesela burada bambaşka bir şey gözüküyor. Yapacağım şey hiç triangle gibi durmuyor yani. Ayağım burada. Dışarı çıkıyor. Burada Z guard'a geçiyorum ben. Hı-hı. Sanki senden uzaklaşacağım gibi. Fake'e geçiyorum. Defansımı buraya gelip buradan içeri dönüyor bu sefer. Çok da oldu. Hoppa. Çok da. Şimdi gittim vallahi bak. Saniyeli gittim ben. Çok iyi oturdu çünkü tam buraya. Bu zamana kadar yaptığımız antrenman hiçbirinde böyle iyi oturmadı biliyor musun? Bak saniyeli gittim. Profesyonel mecbursun, bu sefer kusursuz çalışmıyorum. Şimdi biz hani sidik ya da bir yarıştırma katlime değil de yani ufak böyle bir şey yapıyoruz işte hani. Biz de varız. Benimki bu. Dediğim herkesin bir tarzı var yani. Diyorlar ya hani yiğidin bir orta işi var. Ama şimdi başka bir siyah uşak gelsin, bambaşka bir triangle anlatır sana. Aynen. Şimdi adjustment'ta olanını göstereyim. Bak şimdi adjustment.
Olay sadece triangle atmakta. Eğer perfect atmak istiyorsan, süper atmak istiyorsan ne yapıyorsun? İşte vücudunu eğiyorsun, elini farklı tutuyorsun, ittin çektin. Bak ben buradan boynu görmeyi seçiyorum. Buradan boynu gördüğüm zaman zaten kalçamı yukarı götürdüğüm an gördün mü? Evet. Cuk diye oturdu. Buradan aşağı inerken zaten kolay ama... Sende timing çok önemli. Timing onu ayarladıktan sonra... Onu ayarladıktan sonra oturtturuyorsun. Oturtuyorsun aynen. Şimdi çünkü ittim çektim. Kalçanı kaldırır kaldırmaz ayak gidiyor boyuna. İkisini öyle bir aynı anda oturtman lazım ki ya. O zaman yılan gibi olman lazım. Mesela bak ben senin boynunu yılan gibi böyle kapmaya çalışıyorum aslında. Evet. Ne yaptığım şey o. İttim çektim şimdi diyelim perfect. Kalçamı o kadar çok yukarı kaldıramadım. Olay burada kalçayı yukarı kaldırmak. Eğer kalçan yukarı kalkmazsa bak kalçam yukarı kalkmadı. Triangle'ıma bak. Omuzum dışarıda gördün mü? Evet. Şimdi benim burada kalçam yerden biraz yukarıda ama kalçam aşağı doğru inerken kolunu diğer tarafa doğru geçirmem lazım. Bak, kalçan aşağı doğru iniyor. Kolunu diğer tarafa doğru götürdüm. Kafanı hemen tutmam lazım. Çünkü MMA'de direkt mesafe yaratıp vurmaya çalışıyorlar. Kafanı hemen tutuyorum. Dirseğimle kolunu da blokluyorum burada. Bir elim kafanı tutuyor. Şimdi bak buradan istediğim gibi adjustment yapabilirim. Dirseğini çıkartmaya çalış mesela şu an. Zor. Gördün mü? Bir kolumda hem kolunu kontrol ediyorum hem kafanı kontrol ediyorum. Sonra bak açtım. Kalçayı dışarı doğru götürdüm. Kafa içeri doğru gitti. Burada ayağımın ucundan kilitlemiyorum. Elimin hemen üstünden kilitliyorum bak şimdi. Dar, dar kilitliyorum. Yeah. Omuzunu görmemem lazım. Gördün mü? Daha sıkmıyorum bile bak şu an. Zaten bir 5 saniye sonra gelecek. Dedim geldi daha erken geldi. Zorlamanın bir anlamı yok. Onu öğrendik biz. Olay şu yani. Elini üstünden kilitliyorsun. Dar kilitlemeyi lazım. Kapatış konusunda evet onu ben görmek istiyorum. Ben mesela koydum ya bazen şurada kalıyor yetmiyor. Özellikle geniş ben kişiler. Lütfen ya. Ben hani o kapışları kaçırıyorsun. Evet kapatış konusunda onu görebilir miyim? İttik çektik. Triangle'ı yukarı doğru götürdüm. Adjustment olanını gösteriyor. Kalçamı çok yukarı kaldırmadım diyelim tamam mı? Kolu götürürken kalçam aşağı iniyor bak. Bum. Dirseğimi dirseğin üstüne koyuyorum. Kafayı tutuyorum ki kolunu çıkaramasın. Adjustment kısmı bak burada kaval kemiğimi tutuyorum. Ayağı dar açıyorum. Dardan açıyorum. Böyle diye açmıyorum ve olay şu kaval kemiğini kendine doğru çekmen gerekiyor. Koydum. Kaval kemiğimi kendime doğru çekiyorum sürekli. Baskı çünkü yaptın oraya. Ha, basarak. Baskı yapıyorum. Burada sürekli. Rotasyon, Umut okay. Abi burada zaten postür yapmaya çalışıyor olacak. Umut abi zaten büyük birisi. Kaldırır. Eğer bunu tutmazsam Umut abi kafayı kaldırdığı an, açıldığı an zaten buradan. Triangle bitti. Yumruklar başlıyor. O yüzden bunu çekiyorum. Kalçamı hareket ettiriyorum. Ayağımı hemen elimin üstünden kilitliyorum. Sıkmana bile gerek yok yani. Dar kilitlersen. Olay şu. Elim burada. Elinin üstünden kilitliyorsun. Sonra elini içeriden çekiyorsun. O zaman dar triangle oluyor. Veya topuğunu tutuyorsun. Daha dardan kilitliyorsun. Şimdi hatırlayacaksınız. Size her zaman ben bir şey söylüyorum. Triangle'a gittiğinde ne diyorum size? Bir kavalını tut. Evet. Bir bekle orada diyor. Bir kavalı tut bekle. Çünkü hem postürünü düzelt, pozisyonunu düzelt, kalçanı çıkarman gerekecek çünkü o ayağın dönmesi için. Ama siz hala direkt ayağa devam ediyorsunuz atmaya. Oturuyor mu? Oturuyor. Ama bu işte mikro dediğimiz olay şey, bu. Bir daha yapabilir miyim? Sizin tekniğinizi deneyeceğim. Olur oğlum dene. Buradaydı. Bir el çekecek olan el böyle miydi? Biraz high guard yap. Aynen. Şöyle mi tutuyordu çekecek olanı? Evet. İtti çekti. Ama ben böyle nasıl çekeceğim bunu? Buradan şuradan mı çekmem lazım? Bak ben? Şimdi olay şu. Bir detay daha söyleyeyim sana. Çekerken dirseğini yukarı doğru aç. Baş parmağın aşağı doğru baksın. Eğer gösterdiğim gibi tutacaksın. Ben böyle bileğim dönmüyor. Bileğin dönmüyor değil. Bak bir şey söyledi. Dedi ki dirseği biraz yukarı al. Dirseğini yukarı doğru tut normal. Şimdi çekerken dirseğini açarak çekersen kastan daha mı? Kolay olacak. Çok esnek alamışsın sen normal. Elim dönmüyor abi böyle. Benim bilek kaldı. Çok iyi. Doğru abi. Abi çok teknik gelmiyor yani. Harbiden tutamıyoruz. Okey ben böyle tutayım. Yok ben dinleneceğim zaman triangle'a giriyorum zaten. Şöyleydi. Bir dakika ikinci aşama. Hı-hı. Buradaydı. Bunda. İttin. İttim. Aynen. Çektin. Evet. Oturdu. Bunu aldım. Kolu geçin. Dirseğini üstüne kapattın. Aynı elle de kafayı tutun. Şimdi kaval kemiğine uzanman gerekiyor. Ama açmadan önce tutman gerekiyor. Şimdi sen ayaklarını kitle. Önce bir kaval kemiğini tut. Kendine doğru çek kaval kemiğini. Bu ayağı aç kalçaya koy. Çekerken kalçanı da hareket ettir. Kafa oraya kalça bana doğru geliyor. Evet. Şimdi elinin üstünden kitlemeye çalış. Güzel. Aynen. Süper.
Bitki oldu ama tabii biraz... Biraz adjustment kısmı bu işin biraz meşakkatli kısmı. Ne kadar çok üstüne çalışırsan o kadar çok üstüne gelişirsin. Evet. Eğer MMA vesaire falan olsaydı zaten daha farklı bir setup yapıyorsun. Mesela bu grappling turnuvalarında yapabileceğin bir setup. Eğer MMA olduğu zaman kol ne oluyor? Geriye gidiyor. Mesafe yaratmaya çalışıyor. Tutup vurmaya çalışıyor sana. O zaman mesela nasıl bir setup yaparsın onu göstereyim. İşte MMA'ciler için triangle. Burada vuruş devreye girdi. Ben girdim bir gardına. Vuruyorum. Blok yapıyorum, blok yapıyorum, blok yapıyorum. Bir kol geriye gider gitmez ayağımı bisepsine koyuyorum bak. Burada. Tamam. Buna ne diyor? Spider şey miydi? Spider guard gibi. Aynen gibi. Burada bileğini de tutabilirsin. Burada MMA eldivenin içine parmak da takıyorlar bu arada. Daha iyi kontrol. Ama hakem görmemesi lazım. Tamam. Sonra bak bunu iterken sen mesela kolunu geri çekmeye çalıştığın zaman bak ben takip ediyorum seni, gördün mü? Postürünü de kontrol edebiliyorum burada. Ne yapıyorum bak şimdi? Bununla gaz pedalına basıyormuş gibi ileri doğru basıyorum. Bu ayağım arkadan içeri doğru taktım. Hatırladın gördün mı? Gördün mü? Çok kötü. Hatırladın mı bu tekniği? Hayır. Göstermiştim size. Doğrudur ama ben hatırlamadım şu an. Evet. Şimdi mesela burada direkt bu ayağı buraya doğru getirdiğim zaman trailer'ın içindesin zaten bak. Bum, bum. Sonrasında eğer kol buradaysa bitirmesi farklı. Eğer kol buradaysa bitirmesi farklı. Oradayken nasıl ben bunu göreyim? Eğer kol buradaysa benim en sevdiklerimden bir tanesi Scorpion var. Ayakları birleştiriyorsun. Elleri arkadan birleştiriyorsun. Burada çok değişik bir oyunu. Çok değişik basit kendisi. Böyle oldu. Nasıldı o? Scorpion. Ayaklar böyle akrebe benziyor ya. Farkında olmadan bazen sen bunu yapıyorsun. Vallahi. Arkadan elleri birleştiriyorsun. Kolları sıkıştırıp bacakları itiyorsun. Başka yöntemler de var. Kafayı çeviriyorsun. Normal triangle gibi bitiriyorsun. Kafayı buraya gidebilirsin. Kafayı ittiren var. Aynen kafayı ittiren var. En can yakıcı ve tehlikeli olan hangisi? Scorpion şey ya biraz pislik Scorpion gibi. Scorpion biraz pislik gibi aynen. Yani başka pozisyonları zorlamak için kullanabilirsin. Yeni başlayanlar falan. Tough insan çok tepetmeyebilir Scorpion'a ama edebilir belli olmaz. Sen toughsın yani. He? Toughsın sen. Ben etmem mi? Bir şey ettin işte ya. Ben canım acımasın diye yoksa etmez. Şey de sürdürmüyorum yani. Güzel güzel. Bak bu değişik. Bunu hissetmemişsin daha önce hocam. Sen bunu bize acıdın herhalde yapmadın. Scorpion'u Scorpion hiç yapmadın bize. Yani teknik olarak hiç çalışmadık. Teknik olarak da göstermedin. Doğru. Roll'larda zaten... Ya genelde yapıyoruz. Sen şeyleri hep diyorsun ya. Base'leri güzel alıyorsun. O yüzden zaten mesela armbar'da sağ olsun. Siz giriş yapamıyorsunuz. Çünkü Umut abinin base'i sağlam. Cüresi büyük. O yüzden biraz girişler aramadığı için sonuç da olmuyor. Umut abi bu Scorpion falan yapamayız. Siz zaten dediğin gibi abi Triangle falan da almak olamıyor kendisi. Yani Triangle'ın 3. versiyonu yüzsüz, kolsuz. Kolsuz. Azerice'si 3 bucak. Öyle mi? 3 bucak. Şimdi mesela burada... 3 bucak aynen. İtip çekiyorsun ya. Bir tanesini yukarıdan bir tanesini aşağıdan tuttun. İttin çektin vesaire. Geldim buraya mesela. Adam kolunu dışarı çıkarabiliyor bazen. Bazen tam güzel atamadığın zaman Triangle'ı ne yapıyor bu kolunu? Buradan içeri sokup aşağıdan buraya gelip double under'a gidebiliyor. O zaman işte ne yapıyorsun? Bir kaval kemiğini kendine doğru tutup çekerken bir elin aşağıdan içeriden gidiyor. Ben burada şunu yapmayı seviyorum. Yine de elini ne kadar dar tutarsan o kadar tightlaşıyor. Evet. Bak burada bu kadar tightliği gördün mü? Bak elimi darlaştırdın gördün mü? Kalçaya dayıyorum herhalde. Şimdi dirseğimi kendime doğru çekerken kalçamı çeviriyorum bak. Gidiyordu. Karanlık yavaş yavaş. Işıklar yavaş yavaş kapanıyor. Ve bay bay diyorsun. Yani iki eli alttan soktukları zaman o zaman direkt kaval kemiğini tutup kalçanı adjust edip bum. Bitirebiliyorsun. Bu sefer de o açıyı kolunla kapatıyorsun o aradaki boşluğu. Farkındaysan sadece kolla yaptım. Evet. Yani bir bacak bir kolla yaptım. Evet. Üstüne kilitleyip de devam edebiliyorsun triangle gibi. Kolun dışarıda olmasına gerek yok. Ya da o zaman videomuzu beğendiyseniz like atın. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bak İstanbul'dan çok arayan var. Burasını kesin koy. 4 Levent'e yer yapıyor. 4 Levent. Anlaşma aşamasındayız şimdi. Evet. Bakalım inşallah olacak. Oraya yer yapıyor. İstanbul'dan durmadan yer soruyorsunuz. İkizleri de söylüyoruz, Ömer'i de söylüyoruz, Uğur'u da söyleyelim. Evet. Sevdiğimiz arkadaşlarımızı ziyaret edelim. Instagram'ını koyar oradan ulaşırsınız Uğur'a. Aynen. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığı için. Sağ olun hocam. Umarım videomuzu beğendiniz. Bu abonemezler. Daha çok video görmek istiyorsanız
like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda düşüncelerinizi yazın ki tavsiye olabilir. Belki başka bir video isteği. İstanbul'a geldiğimizde seninle çekeriz hocam. Umut abiyle de gösteririz. Tamam. Ciao.